Fehmi ağabeyim, dün gece iki tane adam Suat'ı sordu. Tamam mı? Bir görsen takım elbiseler, kokular, takılar. Sen de yanında cınımız vardı böyle cınımız. Ya koruması ya da şoförü. E'si anladın, bunlar tekin değil. Ama tabii senin yerini söylemedim. Bu adamlar seni niye arıyor? Hiç bir fikrim yok. Benim de. Ama benim var. Neymiş? Neymiş? Dün sakladığınız bavulla ilgili olmasın? Hangi bavul? Ne bavulu? Ya bu da oyuncak silah, ah bir şeyle mahallede dolaşıyor. Şey mi yoksa... Mevçiydi ya eskiden. Sabah mı bırakırsın diye mi? Karıştırmasa Fehmi abi, bavul bavul. Bak bir de temizledim diyor, yalan. Her tarafı toz içinde, bak. Ay şey, Çağatay da niye getiriyor ki emlakçının evrağını eve, Allah aşkına ya? Ben anacığım, benim döküntüm bana gidiyor. Bir de bu... Hiç evrak sesi gibi de değil mi onun içindeki sesi? Yok Rukiye abla, bu sanki kız, sanki içinde bunun kırılacak bir şey var. Evet. Nurten bu çocuk gene ne çeviriyor Allah aşkına? Yalan. Kız Rukiye abla, açıp baksak mı acaba? Çok merak ettim şimdi, ne var içinde bunun? Açayım mı diyorsun? Ne vardı içinde? Bir şey yok muhtarım ya. Öyle öteberi. İçinde öteberi olan bir çantanın peşine kimse düşmez. Merak etme. Onun içinde ne vardı? Kıymetli bir şey vardı mutlaka. Onu söyleyeyim bana. Abi. Sakın çekirge. Çekirge? Sağlıyorum sana çekirge. Söyle bakayım, dinliyorum ben. Evet, anlat. Gerçeği söyle. Çekirge. Hadi. Bakın, yol yakınken hemen suçlarını itiraf etsin. Suçsuzu itiraf edin. Devletin güvenli ellerine kendinizi teslim edin, bırak. Ya sen ne anlatıyorsun Bekir ya? Bizim suçumuz falan yok. Niye suçlayıcı konuşup duruyorsun? Ya muhtarımın yanında sanki o da kötü bir şey var zannedecek. Ya. Yo, içinde bir şey var, o belli de. Ne var merak ettim. Ayak var. Ayak mı? Ne ayak? Kız Rukiye abla, bunlar ne? Bilmiyorum ki anacığım. Ay, bu şey galiba. Ay bu neydi kız bu şey? Heykel gibi bu. Nasıl heykel? Bu şey, bu tarihi eser galiba bunlar. Ne diyorsun Nurten'cim, tarihi eser falan. Hayne çeviriyor bu çocuk gene. Ay Rukiye abla, şimdi Çağatay sana bunun içinde evrak var diye getirmedi mi? Evet. Evrak mevrak yok. Bunun içinde bildiğin, baksana ne var? Ayak. Tövbeler olsun, kim bilir kimin ayağı, nereden buldu getirdi bunları, ay Allah'ım ya. Allah'ım. İyi günler yenge, Fethi evde mi? Buyurun. Seyfi gel, gel. Ay Seyfi. Fehmi abi falan yok ama eğer burada olsaydı kıyameti koparırdı Rukiye abla, diyeyim ben sana yani. Kız Nurten. Ha? Kız bu tarihi eser. Çok kıymetlidir ya. Evet, bence de öyle. Ya Seyfi, Rukiye abla. Ha? Bence Çağatay tarihi eser kaçakçısı. Yalan. Yok canım ama siz, olur mu? Şeydir bu, bunlar şeydir, süstür, süs diyerekten almıştır Çağatay'cığım. Nasıl istiyordum böyle bir kase sehpanın üstüne? Dur ben koyayım, yerine koyayım bunu ben. Kız. Kız. Vallahi ne güzel oldu. Başka neler var? Süs eşyası Rukiye abla. Bunu da koyun oraya. Evet, onu da çevirsin. Aa, çok zevkli çocuğum, çok güzel oldu.
Ya çocuklar, niye polise haber vermediniz hemen? Verecektik de Fehmi abi, şu şekil düşündük. Yani dedi ki, şimdi eğer polise haber verirsek... bizim kooperatif alanı sit alanı olur. Yani bizim inşaatlar tehlikeye girer. O yüzden bir süre bekletelim dedik, sonra şey yaparız dedik, verirdi. Öyle değil mi çekirge? Evet, zaten aldım, eve koydum. Bir şey yok yani, olduğu gibi duruyor. Hiç dokunmadık, müdahale etmedik yok, yok. Yani. Aa, onu iyi düşünmüşsün bak, eve koymuşsun, o çok iyi olmuş ya. Ya kendi başını belaya soktun yetmiyormuş gibi, bizim de başımızı belaya sokacaksın. Ya sen ne acayip bir çocuk oldun ya. Ya ben seninle konuştukça, senden bir şeyler umut ettikçe sen gidene kötüye sanıyorsun ya. Çok acayipsin yani ya. Ya benim tansiyonumu çıkartıyorsun sen devamlı ya? Yok yok Fehmi abi, bana sormadan çıkmasın tansiyon. Şimdi tabii ama suç benim suçum Fehmi abi. Çekirgenin bir suçu yok. Çünkü hani ya biz de zaten bunu... belli bir süre sonra, inşaat sonrasında teslim etmeyi düşünüyorduk. Zaten sen de teslim etme fikrini benimsediğine göre o şekilde... Bakın uşaklar, bak bir kere bu işten çok ceza alırlar Fehmi ağabey. Hapislerde çürürsünüz ya. Ama baştan bana diyeydiler. Ben gider derdim ki size, götürün teslim edin bunları. Ama ne oldu? Fehmi ağabey Suat kıvırdı. Yok ayak paça dedi, yok çorba dedi. Ya ne yapayım ya? Bekir, korktum ya, ne yapayım korktum. Dur. Bir saniye baba. Ben bir sandalye çekeyim, çıkartayım sana. Ha. Gel, dur. Boş durma çatapat. Dur. Babana bir sandalye şey yap. Baba, şöyle buyur lütfen. Ben içeriği toparlayayım. Baba, sen bize söylersin ne yapmamız gerektiğini. Şey yaparsın. İçeriği toparlayayım, sandalye getiriyorum. Dur. Şey yap, sandalye. Ben de bir çay söyleyeyim Fehmi ağabeyi. Usta. Abi. Ha. Ah, bak çok güzel oldu. Vallahi yenge hanım, ben bunların hiç süs olarak alındığını düşünmüyorum, inanmıyorum. Bunlar yani Roma kalıntısı, tarihi eser bunlar. Aman Seyficiğim, sen de yani tarih profesörü müsün? Nereden çıkardın Roma kalıntısı olduğunu? Hayatım Roma ya, Roma kalıntısı tipik, orijinal Romalı ayağı, baksana ya. Ama yok canım, ne işi olur benim çocuğumun tarihi eserle şununla bununla. Yok yok. Ayrıca tut ki öyle olsa, hayır getirip de bu evde bırakmaz yani. Böyle bir şey değil mi? O şey yapmıştır o. Yok mu öyle kapalı çarşı, mısır çarşı civarında falan böyle eskicilere oradan böyle süs eşyası diye. Süs yani. Alıp getirmiştir eskiciden. Efendim, hangi eskici 3000 yıllık tarihi eserleri, tarihi kalıntıları topluyor lütfen? Sizi anlıyorum efendim. Kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş. Hani Çağatay yapmaz diyorsunuz ama paranın gözü kör olsun hanımefendi. Paranın gözü kör olsun. Seyficiğim, biz kalk gidelim artık hadi. Nurten, sen ellerine değme değil mi? Parmak izin falan yok değil mi bunlarda? Yalan. Ay, çıkar mı kız? Kız niye çıkmasın? O siyah tozu döküyorlar ya. Kim elini değdiyse çıkıyor. Hemen doğru hapse. Hadi bakalım. Hadi. Rukiye abla. Ha? Hapis diyor, içeri diyor, bir şey diyor. Kalk bunların hepsini at. Hepsinin üstünde bizim parmak izlerimiz var. Yok yok. Yok canım yok. Süs süs bunlar, süs. Sen elini değdin değil mi? Of Nurten, of Nurten, of. Ay. Şu ayağa getir. Ayağa getir, 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 getir. Ben isterim efendim, ben isterim. Tamam.